Evet, çünkü onun bıraktığı yerden kısaca devam etmek istiyorum. Erol Güngör sosyal psikologdur ve bizim için belki buradaki herkesten daha farklı bir ödev var. Burada psikoloji bölümü çok yeni. Seval bizim ilk mezunlarımızdan. Ve Erol Güngör'den sonra o akamete uğramış psikoloji zinciri Selçuk'ta yeniden birlikte çalıştığımız arkadaşlarımızla canlanmış oldu. Bu bizim için önemli çünkü ben 5 yıl lisans eğitimi aldım psikolojide, 2 yıl yüksek lisans, 5 yıl kadar doktora sürdüm ve bunun sonrasında da bir 10 yıl kadar psikolog olarak çalıştım. Tabi bu süreçte çeşitli uluslararası toplantılar, psikolojiyle ilgili çalışmalar, Erol Güngör'ün ismini hiç duymadım psikoloji alanında. Bunun basit bir unutma ya da Erol Güngör'ün bunun için yeterince önemli çalışmalar olmaması değildi tabii ki sebep. Erol Güngör'ün durduğu noktaydı. Biz bunun için doğru dürüst bir psikoloji tarihi de görmedik. Belki başka üniversitelerde eğitim gören arkadaşlarım arasında farklı bir duruma maruz kalan vardır ama gene de böyle olduğunu söyleyebilirim. Psikoloji tarihine dair bildiğimiz tek şey birkaç isimden ibaretti. En başta Muzaffer Şerif olmak üzere. Muzaffer Şerif'i belki salonda pek çok arkadaşım bilmeyebilir, psikoloji alanı olabilirler. Amerika'ya göç etmiş ve Amerikan vatandaşlığına geçmiş ve daha sonra dünya çapında önemli sosyal psikoloji kuramlarına imza atmış bir isimdi. Ama ilginç olan ülkede psikoloji çalışmaları doğrudan psikoloji adıyla, psikoloji disiplini olarak ve tamamen onun metodolojisini kullanarak İstanbul Üniversitesi'nde Erol Güngör'ün de dahil olduğu bir zincirle başlamıştı. Şekip Tunçlar, Sabri Esat Siyavuşgiller, Mümtaz Turanlar ve Erol Güngör. Erol Güngör'ün belki dönem arkadaşı ya da Mümtaz Turan'ın bir diğer öğrencisi olan Doğan Cüceloğlu Türkiye'de çok bilmiş, tanınır. Hatta Doğan Cüceloğlu bir röportajında Erol Güngör'den kısaca bahseder. Onlar Mümtaz Turhan'la biraz daha ideolojik bir duruşları vardı. Ben çok siyasetle ilgilenmiyordum diye. Siyasetle en azından onların ilgilendiği gibi ilgilenmemek en azından Doğan Cüceloğlu isminin unutulmasının önüne geçti. Fakat bizim alanımız için bu Erol Güngör'e yapılmış büyük de bir haksızlıktı. Çünkü çok önemli çalışmaları vardı. Seval bazılarını özetledi ama bugün dahi önemini koruyan pek çok psikoloji çalışmasını doğrudan bizim hala kullandığımız metodolojiyle ama bugün eksik bıraktığımız ontolojiyi de katarak zamanında icra etmişti. Bunun sebebi çok belli ama bugün yapılması gereken şey en azından hiç değilse Erol Güngör'ün kendi kurumu olan Selçuk Üniversitesi'nde kurulmuş psikoloji bölümü eliyle bu iade itibarının sağlanması çünkü psikoloji tarihi Türkiye'de Erol Güngör ve onun hocaları ile başlar ve psikoloji tarihi açısından çok önemli bir yer edinir. Bir insana yapılabilecek en kötü şey, ondan kötü bahsetmek değil, onu yok saymaktır. Ve Erol Güngör'ün yok sayılmış olmasının önüne belki bugün çalışmalarla geçmiş oluruz. O yüzden bugünkü yapılan sempozyum, burada psikolojiye dair bir başlık açılması ve bununla ilgili çalışmaların burada sunulması bizim bölümümüz açısından hasreten bir önem taşıyor. Katkıda bunlara herkese teşekkür ediyorum.